Değerli izleyenlerimiz merhaba. Bir mühendis gözüyle programımızda daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Sayın Alper Alyaz. Alper Alyaz'la hidrolik pnömatiği bakımı konuşacağız. Ben izin verirseniz kendisini tanıtmak istiyorum. Hoş geldiniz Alper Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Alper Bey 1987 Denizli doğumlu. Lise öğrenimini İstanbul Ataşehir Lisesi'nde yaptı. Üniversiteyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olarak tamamladı. Şahlan Makine AŞ ve Hidroteknik AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda da Hidroteknik AŞ'nin mağaza müdürü olarak çalışıyor. Tekrar hoş geldiniz Alper Bey. Hoş bulduk Fatih Bey. Güzel bir bölüm. Okuduğunuz bölüm. Mühendisliğe, sanayiye de çok yakın bir bölüm. Aynı zamanda ilimizde yapılacak bakım teknolojileri kongresinin bu yılki konusu da endüstri ürünleri tasarımına çok ilişkili çok. Durumda. Tabii şeyi tanıyoruz, Şahlan Makine'yi, hidrotekniği tanıyoruz. İlimize, ilimiz makine sanayine, ilimiz bakımla ilgili çok önemli hizmetler veren bir firma. İsterseniz kısaca tanıtarak, siz de firmayı iştigal konutlarınızı tanıtarak başlayalım. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Şahlan Makine ve Hidroteknik AŞ olarak iki ayrı firmada faaliyet gösteriyoruz. Biz Şahlan Makine olarak Türkiye'de en eski makine imalatçılarından biriyiz. Özellikle araç üstü ekipman imalatı yapan bir firmayız. Şu an Avrupa'ya, Afrika'ya Made in Turkey damgalı ürünleri satıyoruz. Hidrolik makineler konusunda, imalat konusunda uzman bir firmayız. Hidroteknik firması ise benim mağaza müdürlüğünü yaptığım firmamız ise endüstriyel tedarik hizmetlerini sağlamakla birlikte aynı zamanda servis hizmetleri de sağlıyor. Yani bugünkü konumuz olan bakım ve bakım teknolojileri konusuyla içli dışlıyız. Hidroteknik olarak ve Şahlan Makine olarak her iki tarafta da aslında bakım odaklı işlem yapıyoruz. Birinde bakım odaklı imalat, diğerinde ise bakım odaklı hizmet servis veriyoruz. 1972 yılından beri de müşterilerimizi artık bir partner gibi görüyoruz bakımdan. Nedir hidrolik, pnömatik, sanayideki yeri nedir? Ne avantajlar sağlar bize? Fatih Bey, şimdi hidrolik dediğimiz zaman aklımıza insan gücünün erişemeyeceği, artık çok daha büyük güçlerin ve yüklerin kullanım alanları gelmesi lazım. Özellikle madencilik sektörü, inşaat sektöründe biz hidroliği çok sık kullanıyoruz. Hidrolik olmazsa olmazlardan biri ve medeniyetimizin bugün inşa edilen her tuğlasında, her çakılan her çivisinde neredeyse hidroliğin bir emeği var. Hidrolik mühendisliğinin, hidrolik işçiliğinin, hidroliğin her aşaması aslında çok önemli. Pnömatik ise bizim diğer iştigal konularımızdan biri olan pnömatik ise aynı şekilde bir doğrusal hareket kontrol metodu olmakla birlikte daha hafif yükleri ve daha temiz, daha hafif yükler ve işte gıda sanayinde olmak üzere daha çeşitli fonksiyonları olan bir uygulama alanı. Pnömatik ve hidrolik artık tabii gelişen endüstrimizde, özellikle Endüstri 4.0'dan falan bahsediyoruz. PLC ve otomasyon sistemleri artık daha haşır neşir olmuş durumda. Bu yüzden bu teknoloji sürekli gelişiyor. Yani biz 20-30 sene önceki yaptığımız işleri yapmıyoruz. O ürünleri alıp satmıyoruz. O hizmetleri vermiyoruz. Artık değişen teknoloji, özellikle bakım konusuyla ilgili ciddi bir talep var. Bakım ihtiyaçları gelişen endüstriye bağlı olarak sürekli değişiyor. Biz hidroteknik ve Şahlan Makine olarak bu ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu teknolojileri takip ediyoruz. Özellikle pnömatikte bu biraz daha hızlı ilerliyor. Yani şöyle bir örnek vereceğim ben Fatih Bey. Pnömatikte insan vücudunu, uçan kuşu, örneğin çok çeşitli hareket aksamları taklit edilmesi zor olan makinelerin pnömatik makineler şeklinde yapılması söz konusu. Ve bunu dünyada ciddi anlamda Ar-Ge ayırıyorlar. Artık günümüzde bir robotlaşmadan bahsediliyorsa bunda pnömatiğin yeri, aynı zamanda hidroliğin yeri de çok ciddi. Bu iki sektör tabii şeyle de ilgili, onu da altını çizeyim. Artık zaman geçtikçe insanlar mesleklerinde uzmanlaşma yoluna gidiyor. Yani eskiden bir mekanikçi bu konuların hepsine bir hasbelkadar muktedirken şimdi artık hidrolik ve pnömatik konularında gerçekten ciddi bir uzmanlık söz konusu. Biz 1972 yılından beri, ben de ikinci kuşak yönetici olarak bu işleri sürekli takip ediyoruz. Bizim işimiz, gücümüz hidrolik, pnömatik, doğrusal hareket sistemleri ve aynı zamanda tabii konumuz olan bakım. Şimdi
İmalat ne bu konularla ilgili imalat da yapıyorsunuz sanıyorum. Ne tür imalatlar var? Bizim araç üstü ekipman imalatımız var. Türkiye'de bazen önce bahsettiğim gibi bölgemizde özellikle en eski makine imalatçılarından biriyiz. Bu bakımdan makine imalatının hidrolik ve pnömatik makinelerin araç üstü ekipmanların yoğun kullanılan bir araç olduğunu düşünürsek dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerine sevki söz konusu. Tabii malımızın arkasında durabilmek, 1972 yılından beri bu işi sürdürebilmek bir sorumluluk meselesi. Verilen ürünün arkasında durup özellikle bakım ve servis hizmetlerini devam ettirmek bizim için ciddi bir takip edilmesi gereken ve detaylandırılması gereken bir iş. Özellikle şahlan makine olarak biz işin imalat boyutundan bahsedecek olursak, araç üstü ekipmanlarımız şu an bizim dünyanın pek çok farklı yerine gidiyor. Ne tür ekipmanlar bunlar? Hangi kasası. İşlerde kullanılıyor? Evet, belediye çevresel araçlar olarak tabir edilen çöp kasaları, makaslı platformlar da aslında bunda dahildir. Onun örneğin vidanjörler, yol süpürge makineleri, bunun gibi çeşitli çevre araçlarını biz imal ediyoruz. Tabii şahlanın mazisinde bekoloder, kepçe imalatı, araç kurtarıcı imalatı vesaire, yani tüm hidrolik spesifik makinelerin imalatı var. Ancak biz şu an özellikle Afrika pazarında çöp kasası ve diğer çevresel araçlarla ilgili çalışmalarımız mevcut. İşin doğrusu şahlan makine olarak kendimiz bu konuda uzmanlaştırma eğilimindeyiz. Daha da, çünkü bu işin sonu yok, uzmanlaşmanın sonu yok, teknolojiye paralel olarak elimizden gelen hızla gelişmekteyiz. Hidroteknik olarak ise baktığımızda imalat bölümünde bizim hidrolik silindirlerimiz, pneumatik silindirlerimiz ve bunun gibi doğrusal hareket sağlayan çeşitli organların üretimi söz konusu. Bunların seri üretimini biz şahlan makine olarak yapıyoruz ama hidroteknikte de müşteriye özel, spesifik makinelerin imalatı yapılıyor. Anladım. Şimdi hani konuşmanızdan bakıma çok önem verdiğinizi anlıyorum. Bununla ilginizi anlatabilir misiniz? Bu tekniklere olan ilginizi. Evet. Ben tabii endüstriyel tasarım bölümünden mezunum. Endüstri ürünleri tasarımı bölümünü okurken bizim hep karşımıza sadece fonksiyonla ilgili değil, aynı zamanda uzun ömürlü olmasıyla ilgili, bakıma hazır olmasıyla ilgili, bakım kabiliyetlerinin yüksek olmasıyla ilgili de tasarımsal bazı şeyler öğretildi. Ben bunları şu an mesleğimde çok şükür ki uygulama fırsatı buluyorum. Özellikle imal ettiğimiz, tasarladığımız makinelerde bakım konusuna çok önem veriyoruz. Zaten bunu yapmak da zorundayız. Yani biz bu bakım, bir makineyi aynı ben insan vücuduna benzetiyorum. Bir insan nasıl bakıma muhtaç ise makinelerde aynı şekilde bakıma muhtaç. Ve ben kendi adıma, firmalarım adına mutlaka bakım konusunu öne çıkarıyoruz. Bakıma hazır olması, bakıma elverişli olması, dünyanın herhangi bir yerinde de olsa kolayca bakımının yapılıyor olması, bir makinenin kısacası daha verimli kullanılması bizim esas hedeflediğimiz ve müşterilerimiz için de bize cazip gelen konulardan biri. Tabii şunu da söylemek lazım. Dünyada bu endüstriyel atılım çok eskiden beri olmuş. Yani sanayi devriminden bahsedersek 1800'lü yıllarda herhalde İngiltere'de başladığı söyleniyor. Biz Türkiye'de buna herhalde Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde 1930'lu yıllarda başladık. Tabii burada Sümer bank fabrikaları, şeker fabrikalarının kuruluşu ve de endüstriyel tarım yapılması gibi bazı öne geçen ve bizi çağ atlatan bazı gelişmeler yaşandı. Şimdi yaklaşık 40-50 bilemedik en fazla 100 yıllık bu sanayi hamlemizde bazı konularda geriyiz. Bunlardan biri de bakım konusu. Maalesef ithal ettiğimiz ürünler de dahil olmak üzere çoğu zaman bakım konusunu çok ön plana almıyoruz. Halbuki bir ürünün ilk alım maliyetinden daha fazla onun bakım maliyeti geliyor. Çoğu ürün için böyle. Özellikle biz sektörümüz gereği hep karşılaşıyoruz. Tekstil makinelerinde bu böyle oluyor genellikle. Şimdi biz bu dünyadaki bu gidişatta yerli makinecilikle ve ondan sonra bakım teknolojilerinin takibini yapan bizim gibi uzman ekiplerin yardımcı olacağı imalatta bulunan teknikte, bakımda bulunan ustalarımız hep birlikte yapıyoruz, yapacağız, devam edeceğiz. Bakım önem verdiğimiz bir konu kısacası. Anladım. Şimdi tabii değişik bakım kavramlarını duyuyoruz. İşte kestirimci bakım gibi, toplam üretken bakım gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tür kavramları? Evet, bakım kesinlikle periyodik olmak zorunda. Yani bizim anladığımız bakım, bir makine durduktan sonra yapılan bakım, bakım değildir. Artık o revizedir. Bakımın makinenin durmadan yapılması lazım. Şimdi makinenin durmasının mahsurunu da şöyle anlatmak lazım. Bizim endüstrimiz o kadar daha gelişmemiş olduğunu varsayarsak bile, daha dünyanın daha kat edecek çok yol olduğunu düşünürsek bile, şu anki bulunduğumuz tüm zenginlik, tüm bolluk aslında bu sanayiye bağlı.
Ve bir makinenin duruş maliyeti özellikle otomotiv sanayinde çok fazla. Bu duruş maliyetlerinin önüne geçebilmek için bakım konusunun çok ön planda olması lazım. Periyodik bakımların doğru yapılması lazım ve periyodik bakımların zamanında yapılması lazım. O yüzden Endüstri 4.0 denilen bir konu bu yüzden aslında önemli bizim kendi mesleğimiz açısından. Bakım periyotlarının takibi için makinelerin kendi aralarında bir haberleşmesi şeklinde bakım konularının gerçekten artık daha gündemde olduğunu biliyoruz. Ben bakım çeşitlerini tabii hep birlikte bakım kongresini inceleyeceğiz. Bildiğimiz bilmediğimiz şeyleri öğreneceğiz. Hı hı. Aslında aklıma gelmişken bu vesileyle de Makine Mühendisler Odası'na da bir teşekkür etmek istiyorum. Bu bakım konularının önemini, bakım teknolojileri terimini bize Türkiye'de özellikle Makine Mühendisleri Odası öğretiyor. Öğretmekle meşgul, hala bu konuda çalışmaları mevcut. Tabii böyle aydın görüşlü, böyle kendi alanında uzman bir sivil toplum örgütünün olması Türkiye açısından bir şans. Biz de bu şanstan istifade ediyoruz. Bu vesileyle tekrar Denizli'mizde olacak bu Makine Mühendisleri Odası'nın da organize ettiği bu bakım kongresi ve fuarını için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu. Türkiye'deki durumu nasıl değerlendirirsiniz? Yani hani dünyada ve Türkiye'de nasıl bir kıyaslama yaparsınız? Yurt dışına da şey yaptığınız için. Dünyada bakım konusu zaten çok uzun zamandır en önemli konu. Yani insanlar artık alım yaparlarken alım maliyetlerine bakmıyorlar. Aynı zamanda bakım maliyetlerine de bakıyorlar. Ancak Türkiye'mizde dediğim gibi sanayileşme çok daha yeni geliştiği için nitelikli üretim yapar haline daha yeni geliyoruz. Çok şükür ki bugün Türkiye kendi işte uçağını yapan, işte kendi milli savunma sanayisini geliştiren, örneğin ondan sonra işte en azından Denizli'den bahsedersek kendi tekstil makinelerini üreten, kendi mermer makinelerini üreten, kendi hidrolik makinelerini üreten bir şehir Denizli ve Türkiye'mizde bu doğrultuda gelişiyor. Özellikle otomotiv sanayi çok güzel. İnşallah yakın zamanda kendi markamız da çıkarsa daha da gurur duyacağız bununla. Türkiye'de bu çok daha yeni genişleyen nitelikli sanayi üretimini aslında taçlandırmak lazım. Bu tacın adı bence bakım sanayinin, bakım teknolojilerinin gelişimidir. Şu an Türkiye'deki ben bakım teknolojilerinin takibi konusunu çok yeterli bulmuyorum. Az önce söylediğim gibi bakım teknolojileri terimini biz daha yeni yeni öğreniyoruz. Yani biz bakım tekniklerinin uluslararası çapta yayınlanan akademik makalelerini falan takip ediyor muyuz? Bu bir soru işareti. Çoğumuz etmiyor. Bu mesleği yapan çoğu meslektaşım dahi etmiyor. Hala eskiden üsülde neyse, makine çıkan makine neyse aynısını alıp takmak falan şeklinde gidiyor. Ama halbuki Türkiye'de bu işin artık daha çok milli bir kimlik kazanması lazım. Bu konuyu biraz açmak istiyorum müsaadenizle Fatih. Tabii. Örneğin biz tabii hidroteknik firması olarak sürekli müşterilerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Onların mutluluklarıyla mutlu olmamız gibi. Onların mesela ihracat rakamları yükselince bizler de memnun oluruz. Bu işte bir emeğimiz var diye. Ancak bazen bir makine duruşu problemleri oluyor. Özellikle tekstil makinelerinde bunu çok yaşıyoruz. Tekstil makinelerinin çoğumuz biliyor. Eskiden öyleydi. Şu an çok şükür ki üretiliyor. Ancak çok büyük kısmı ithal. Hala da çok ciddi meblağlara ithalat yapılıyor bu ürünler. Ve içindeki parçalar, arıza vermesi çok mümkün olan parçalar hepsi ithal alınmak zorunda. Yerli muadilleri yok ve üstelik muadilleri de yok. Yani onun imalatçısı, o ürünün, markanın sahibi bu ürünü vermek zorunda. Şimdi böyle olunca bakımın biz neresinden bahsettiğimiz, neresine bahsedebiliriz? Böyle bir problem çıkıyor. Çünkü ithal makineye müdahale edebilecek imkanlarımız ortada yok. Bu konuda eğer yerli makinecilik gelişir ise ve biz yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin en azından muadillerini aynı iş yapacak makineleri yapar isek ki çok şükür yapıyoruz. Bu konuda daha da iyi çalışmalar yaparsak bakım teknolojileri de aynı oranda daha da artacak. Ve bu teknoloji sanayinin gelişiminden belki daha kat be kat daha, çünkü çarpan etkisi var burada, daha da fazla gelişecek. Bakım teknolojinin gelişmesi demek Türkiye'nin daha verimli olması haline geliyor. Verimlilik benim çok sevdiğim bir kelimedir Fatih Bey. Hı hı. Ben sizin önceki programlarda enerji verimliliği ile ilgili görüşmeyi, buradaki programı izlediğimde fark ettim ki hiç öyle olduğunu düşünmüyordum. İşte profesörümüz katıldı, anlattı. Türkiye'de sadece buzdolapları C sınıfından A sınıfına alınırsa Türkiye'de şu an yeni bir santral yapma ihtiyacımız falan olmuyor. Bizim tüm enerji ihtiyacımız karşılıyoruz. İthalat evet. Daha yapmıyoruz yanlış anlamadıysam evet. Öyle dedim. Demek ki verimlilik hakikaten çok önemli bir konu. Bizim aynı şekilde bu bakım konusunda da öyle. Yani biz bu makinelerin bakımını yapar isek doğru bir şekilde ve duruşları, makine duruşlarını engeller isek bizim hem makine imalatımız daha hızlı olacak, İhracatımız daha çok artacak. Hem de tabii ki ülkemizde yetişmiş personel, yetişmiş bakım mühendisleri, bakım teknikerleri daha çok çalışma alanı bulacak. Bu şekilde düşünüyorum. Şimdi tabii hani baktığımızda siz de söylediniz. Birçok hidrolik ekipmanı üretiyorsunuz. Hı. Belki yedek parçayı üretiyorsunuz.
İşte rulman üretiliyor ülkemizde. Evet. Zor parçalardan bir tanesi bu konudaki. Yani bizim yapamadığımız bir şey var mı bu konuyla ilgili? Hani yurt dışına bağımlı olduğumuz? Çok. Çok konumuz var. Örneğin medikal tıbbi cihazların pek çoğunu biz yapamıyoruz. Örneğin fizik, atom fiziğiyle ilgili olan, örneğin bir GPS sisteminden bahsedersek, bir cep telefonlarından hepimizin kullandığı bu cihazlardan bahsedersek, bunlarla ilgili çalışmalar var. Burada tabii ki Manisa'daki hemşehrimiz Ahmet Nazif Zorlu'nun da bu yaptığı çalışmaları canı gönülden destekliyoruz. Ancak Türkiye'mizin daha az önce bahsettiğim gibi 1930'larda başlayan bu endüstriyel gelişimini gözümüzde çok da büyütmemek lazım. Aslında nerede olduğumuzu bilmemiz lazım. Biz şu an gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülke aslında gelişmemiş ülke demektir. Bizim bir an önce gelişmemiz lazım. Bu gelişmenin de temeli nitelikli üretim yapabilen ülkeler haline gelmemizdir. 1940'lı yıllar yanlış bilmiyorsam kapanan bir uçak fabrikamız var bizim. Nuri Demirağ, evet. Rahmetli analım. Nuri Demirağ'ın yapmaya çalıştığı sanayicilik hamlesini aslında biz devam ettirseydik, bu bahsettiğiniz konuşmaya, soruya evet bizim hiçbir rakibimiz yoktur. Dünyada yabancı bağım olduğunu hiç falan yoktur diyebilirdik ama maalesef var. Özellikle Türkiye'de üretildiğini düşündüğümüz pek çok makinenin parçalarını da biz yurt dışına alıyoruz. İşte zaten ben hidroteknik ve şahlan makine olarak özellikle ihracatçı kimliği, şahlan makine burada öne çıkıyor. Kırmaya çalıştığımız algı budur. Yani biz kendi öz sermayemizle, öz gücümüzle kendimiz, kendi pazarımıza egemen olup bazı çalışmalar yaparak aslında ülkemizin değerini yükseltebiliriz. Buna çok yakınız. Ben inanıyorum ki şu anki mevcut hükümetimiz de bu konuların farkında, bu konulara önem veriyor. Sağ olsun hiçbir devlet yetkilisi bizi bugüne kadar geri çevirmedi bu konularla ilgili. Hem yönetimde bulunduğum Maksiyat adında bir makine sanayici adamları derneği olarak biz bu işleri yapıyoruz. Hem de şahsım ve firmalarım adına çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bizim işimiz gücümüz aslında bakarsanız Türkiye'mizin daha iyi noktaya gelmesi, Denizli'mizin daha iyi noktaya gelmesi ve bu şekilde çalışmalarımız inşallah muvaffak olacak. Yani buradaki zorluklar nedir? Eskisi gibi çok prosedür yok artık. Evet. Yurt dışına ihraç etme, oradan ithal etme olanakları var. Yani karşılaştığımız temel sorunlar neler, kısaca bahsedersek? Tabii bizim makineci sanayicinin çok büyük karşılaştığı zorluklar var. Bunlardan en temeli bizim üretecek yerimiz yok. Yani makine ihtisas organize sanayi bölgesi diye bir konumuz var. Bizim makine Maksiyat olarak Makine Sanayici İşadamları Derneği'nin böyle bir konusu var. Tabii bu konu yeni bir konu değil. 2000'li yıllardan beri bu makineciliğin ülkenin milli konusu olduğunu bilen bir grup sanayicinin kurduğu bir makine sanayi imalatçılarının kurduğu bir dernek, İş Adamları Derneği. Şimdi bu derneğin makine ihtisas organı sanayi bölgesi yapalım diye bir çalışması var. Buradaki amaç bir fabrikamız olsun çalışalım değil. Bundan daha öte tüm makinecilerin bir arada dirsek dirseğe çalışarak birbirinden icabında yeni teknolojiler öğrenerek, yararlanarak, tedarikçileri belirleyerek tek bir kuvvet, tek bir güç olarak dünyadaki rakipleriyle baş edebilmesi. Biz burada kendimiz arasında rekabetten dünyayla rekabeti çoğu zaman unutuyoruz. Bu bir gerçek. Halbuki bizim rakibimiz dışarıda en temel Çin, Almanya, bunlar iki büyük üretici güç. Ondan sonra da diğer gelen ülkeler. Bizler bu ülkelerle ne kadar mücadele edebilirsek, bunların ürünlerine karşılık ne kadar fazla ürün koyabilirsek o kadar başarılıyız. Denizli'mizde bahsedelim. Aslında bu tüm genel bir konu ama sanayicimizin en büyük temel problemlerinden biri imalat yapabilecek optimum şartların onlara sağlanmamış olmasıdır. Optimum şartlardan kastım sadece bir bina, bir alanda değil. Aynı zamanda personel eksikliği var. Çok ciddi anlamda. Dünyanın hiçbir yerinde herhalde bizim kadar mesleki eğitim ihmal edilmemiştir. Öyle düşünüyorum yani gelişmekte olan ülkelerde. Bir meslek lisesi memleket meselesidir lafını biz bir reklam mottosundan çıkarıp bir ulusal bir duruş haline getirirsek bu konulara artık daha verimli, daha olumlu bir noktaya getirir oluruz diye düşünüyorum. Ancak gördüğüm nokta da aslında biraz daha karamsarım. Niye? Çünkü bu konuda yapılması gereken çalışmalar çok gecikiyor. Ve de artık endüstrimizin de gelişeceğini umuyorken bir yandan bu ihtiyaçların daha da artacağını düşünmemiz lazım. Sadece makine sanayicimiz için değil, bir küçük esnafımız için bile artık nitelikli eleman, hatta ve hatta herhangi bir tipte eleman bulmak zorlaşıyor. Türkiye'de işsizlik var mı? Var. Evet. Herhalde %10 civarında yanlış bilmiyorsam. Kayıt dışıları da vesaire sayarsak evet. Ne olur? Ancak birçok sanayicimiz bu dertten müzdarip. Bir kaynakçı, tornacı bulamıyoruz. Bulduğumuz tornacılarda, kaynakçılarda verimli olmuyor. Çünkü bunlar temel eğitimlerden yoksun. Bizim çok acil olarak Türkiye'mizin, Denizli'mizin, mahalli olarak ya da ulusal olarak çok acil olarak mesleki eğitime önem verilmesine ihtiyacımız var.
Ben karamsar oldum aktardım Fatih Bey. Onu da açayım. Niye karamsarım? Aslında tabii genç kuşak yönetici ve bu işlere kafa yoran biri olarak karamsar olmamam lazım. Ancak sorunları makro ve mikro seviyede biz Maksiyat olarak ortaya koyduğumuz zaman hep mikro meselelerle uğraştığımızı fark ettik. Yani kendimizin yapabileceği mahalli bazdaki çözümleri kendi elimizden geldiği kadar yapabildiğimizi fark ettik. Ancak makro seviyedeki çözümler, yani hükümet bazında devlet yetkililerinin mecralarını yapabileceği çözümlerin uygulanmadığını gördük. Bu noktada aslında ben tüm devlet büyüklerime, tüm hükümet yetkililerime, tüm sivil toplum örgütlerindeki yetkililerime, büyüklerime hepsini artık ellerini taşın altına koymalarını rica ediyorum. Bunları yapmalarını istiyorum ve bu konuya hassasiyetle eğilmelerini davet ediyorum. Çünkü artık bu çok önemli bir konu. Biz bahsettiğimiz bakım teknolojileri, bakım teknikleri, hidrolik, pneumatik, şu sabahtan beri bahsettiğimiz tüm konular aslında alt meseleler diyorsunuz. Tabii ki. Çünkü onlar insanla olacak. Evet. Bir personel gelecek, ben bakım mühendisiyim diyecek, bakım teknikeriyim diyecek, bakımcıyım diyecek. Şu anki sanayimizde yetişen değerli ustalarımız bugün varlar. Allah hepsine uzun ömür versin ama yarın yoklar. Bunların yerini nasıl dolduracağız? Bu konuyla ilgili acil çalışmalar yapılması lazım. Ben bununla ilgili de müsaade ederseniz Maksiyat'ın çalışmalarından da bahsedeyim. Tabii, tabii, tabii. Evet, eğitim komisyonu diye bir komisyon kurduk biz. Yani şimdi şikayetimiz çok. Oturduğumuz zaman herkes aynı şeyden şikayet ediyor. İşte personel eksikliğimiz var. İşte kaynakçı bulamıyoruz, tornacı bulamıyoruz. Peki ne yaptın? Denilmemesi için biz de Maksiyat olarak bir eğitim komisyonu kurduk. Ben bu eğitim komisyonunun başkanıyım. Yaptığımız çalışmaların temeli meslek liselerindeki öğretmenlerimizle, hocalarımızla, öğrencilerimizle, velilerimizle oturup konuşmak, üniversitelerimizdeki yetkililerimizle, eğitimle ilgili tüm resmi kurumların ilgilileriyle oturup konuları görüşmek oldu. Kendileriyle çok ciddi anlamda yollar kat ettik. Sapladığımız bu maddeler halindeki mikro ve makro problemler ve çözümleriyle ilgili hala çözümler aramaktayız. Tabii biz Maksiyat olarak elimizden geleni yapmak niyetindeyiz. Ancak makro seviyede bu işlerin çözülmesi, üst düzeyde bu işlerin çözülmesi için daha fazla sivil toplum örgütünün aynı düşüncelerle, aynı dert bilip aynı konuya yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Az önce bahsettiğim konuyu tekrar bahsedeyim. Herkesin bu konuda elini taşın altına koymamız lazım. Ya şimdi tabii baban da belki anlatmıştır sana bizim dönemimizde. Ben liseye girerken işte düz liseye mi gidelim yoksa meslek lisesine mi gidelim tercihiyle uğraşırdık. Bir de meslek lisesine mesela bazı bölümlere şeyle girerdim, sınavla girerdim. Evet. Böyle her istediğim bölümüne giremezdim. Ama görüyoruz ki halen yeterli olmadığını düşünüyorum ben de senin gibi. Meslek liselerine gerekli önem verilmiyor. Herkes mutlaka ne bileyim bir yüksekokul, lisans okuma, mühendis olma, işte mimar olma, doktor olma, endüstri tasarımcısı olma peşinde. Evet. Bunu da açıkçası çok özendirmiyoruz. Bakıyorsunuz belli mesleklerde hele iş tıkanmış durumda. Çok güzel, isabetli bir konuya şey yaptınız, parmak bastınız. Umuyoruz. Yani var çalışmalar yapılmak isteniyor ama yeterli mi onu artık herhalde zaman gösterecek. Evet. Gene mevzuat var ülkemizde. Mesleki yeterlilik kurumu var. Bir takım mesleklerin zorunlu hale geldi. Belgelendirilmesi zorunlu hale geldi. Bununla ilgili konular var. Dediğiniz gibi eğitim bu noktada önemli. Üniversitelerde mesela sizin şeyde bölümde endüstri ürünleri tasarımında bakımla ilgili yani ne bileyim bakım kolaylığı ne bileyim ile ilgili ne tür çalışmalar ne tür dersler veriliyor? Şimdi, ne söylersiniz? Evet, benim okuduğum önemli bir konu. Çok. Dünyada da önemli bir konu çünkü bölümünüz o açıdan soruyorum. Benim okuduğum bölüm Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ait bir bölümdü. Yani biz işin teknik vaziyetinden daha çok genellikle güzel sanatlar vasfı ile ilgilendik. Bunun için tabii ki bakım kolaylıkları ile ilgili yüzeysel de olsa bilgiler aldık. Ancak biz bakımın ne kadar önemli olduğunu, bakımın ne kadar aslında bir imalatta, bir üretimde, bir ihracatta, satışta, pazarlamada birincil faktör olduğunu işin içindeyken öğrendik. Yani okuldan mezun olduğumuzdaki verilen bilgileri çok daha ötesini üstüne koyarak biz çalışma hayatında öğrendik. Ve şu anda aslında bahsettiğim konular çoğunlukla bu iş yerlerimizin deneyimleriyle ortaya çıkmış konular.
Ancak şundan bahsetmek lazım. Aslında çalışılan yerlerdeki deneyimlerden ziyade aslında çalışılan firmalar öğrencilerden deneyim alması lazım. Genellikle şu an Türkiye'de bu böyle olmuyor. Az önce bahsettiğim konu, öğrenciler çalışılan kurum deneyimlerinden faydalanıyor. Bu konuyu tersine çevirmemiz lazım. Kurumlar, firmalar öğrencilerin deneyimlerinden faydalanması lazım. Kısacası üniversitelerin daha yetkin olması lazım. Bakım konusunda benim kendi bölümüme verilen bir noktada ben Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeydim. Ancak özellikle makine mühendisliği bölümünün elektrik elektronik mühendisliği fakültesi bölümünden bahsedecek olursak eğer bu konularda bakım mühendisliği adı altında bir meslek kolunun oluşturulması lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü az önce de söyledim, artık meslekler uzmanlaşma yoluna gidiyor. Elektrik elektronik artık çok geniş. Makine mühendisliği artık çok geniş. Bunları artık uzmanlıklara ayırmak lazım. Bu noktada bakım mühendisliği çok öne çıkıyor. Belki ilk iki sene yine makine mühendisleri ya da elektrik elektronik bölümlerindeki dersler alabilirler ancak sonraki senelerde bakım konusu ağırlıklı belki de bu arkadaşlarımızın, gençlerimizin yetiştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece mühendislik olarak değil, bakım teknikerinin de yetişmesi lazım. Tamam. Ve şu an için tabii ki mesleki eğitimden bahsettik. Çok bir şey bekleyemiyoruz şu an teknik eğitimden ancak özellikle mühendislik fakültelerinden bu konuda ciddi şeyler bekliyoruz. Nedir bunlar? Mezun olacak mühendislere oturacakları yerin masa olmayacağını, bir makinenin altına da girip oradaki hidrolik pneumatik tesisatı tamir edebileceklerini, oradaki PLC sistemleriyle ilgili direkt muhatap olabileceklerini, bir fabrikanın çalışma sorumluluğunun aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmaları lazım. Benim gördüğüm pek çok genç arkadaşım, üniversiteden mezun mühendis arkadaşım daha kolay bölümleri tercih ediyorlar. Yani mühendislik aslında çok geniş bir alan ve ülkemizin, dünyamızın şu anki bulunduğu bu insanlık seviyesindeki hak ettiği değeri belki de tam göremiyor da olabilir mühendislik. Ancak mühendisliğin esas uygulama alanlarından birinin bakım olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuda özellikle tekrar etmem gerekirse bakım mühendisliği adı altında bir bölümün kurulmak suretiyle bizim gibi firmalara personel yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii yani çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bakıyoruz mühendislik disiplinlerine, ne bileyim mekatronik mühendisliği, evet, kaynak mühendisliği, enerji mühendisliği, böyle detaya inen konular var. Aslında bakım mühendisliği de dediğiniz gibi hani ülkemizde çok sayıda mühendisin, teknik elemanın ihtiyaç şey yapabileceği, istihdam edilebileceği çok önemli bir alan. Umuyoruz bu konuda da üniversitelerimiz gerekli adımları atıyor. Evet. Burada Maksiat ile üniversiteyle bir şeyiniz var mı, temasınız var mı? Tabii ki. Zaten üyelerimizden pek çoğu da üniversitemizde faaliyet ya da toplantılarımıza katılan diyeyim. Çoğu işte bizi destekleyenler Pamuk Üniversitesi'ndeki değerli hocalarımız, buradaki yöneticilerimiz üniversitemizdeki. Tabii ki dediğimiz gibi bu konuşmalar, bu görüşmeler yapılıyor. Hep ortak noktalarda buluşuyoruz ancak bunları biz daha çok makro seviyede çözmek istiyoruz. Çünkü bizim kendi aramızda konuşup çözüm alabileceğimiz şeyler sınırlı. Ancak bir sivil toplum örgütü olarak Ankara'ya gidip de ya böyle böyle bir bu milletin, bu devletin bir sorunu var, bunu çözün dediğimiz zaman tabii farklı oluyor. Ancak bunu Maksiat değil, diğer tüm sivil toplum örgütlerinin de söylemesi lazım. Maksiat'ın önemi şuradan aslında ortaya çıkıyor. Biz ilk elden bu sorunu yaşayan derneğiz. Makine sanayicisiyiz. Bu Türkiye'nin, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için olmazsa olmaz sektörü faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Ve buradaki problemden müzdarip olmamız demek Türkiye'nin aslında geleceğine çekilmiş bir set anlamına geliyor. Biz bunu anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin bilimsel eğitimle, altını çiziyorum, bilimsel eğitimle yetiştirilip dünyadaki yabancı dildeki kaynakları takip edebilecek düzeyde düzgün bir yabancı dil bilgisi verilerek bu firmalarda işin milli bir bilinci olduğunu bilerek bu hareketle çalışmalarını arzu ediyorum. Ben tabii ki en son ticaret odamızın bir gezisi vardı Tayvan. Ondan önce de yine deniz sanayi odamızla birlikte Amerika'yı gezdik. Oradaki Chicago'daki faaliyetlerde bulunduk. Dünyanın Çin'e gittik keza aynı şekilde. Dünyanın pek çok yerinde gördüğümüz şöyle bir olgu var. İster Çin olsun ister Amerika olsun hiç fark etmez. Çalışanlar milli bir bilinçle çalışıyor. Yani üretim sektöründe özellikle. Yani bu makineyi zaten ithal eden var, ben niye yapıyorum diye sormuyor. Bunu tam aksine şu bilinçle yapıyor ki ben bunu yaparak şuna mani oluyorum diyor. Ve kendi mühendisliğine dair de artık yeni şeyler katmaya başlıyor. Çin bu noktada aslında önemli bir ülke. Yıllarca biz Çin'i herhalde kalitesiz ürün küçümsedik, yapıyor diye küçümsedik. Ancak Çin
Zannediyorum nüfusu 3 milyar yanlış bilmiyorsam devasa bir güçten, nüfustan bahsediyoruz. Bu gücün organize olması, verimli kullanılması şu an dünyayı herhalde tır 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 bir hale geldi. Bu niye Türkiye'de olmasın? Türkiye'mizde niye olmasın bu? Almanya ile aynı nüfusa sahibiz. Aşağı yukarı aynı toprak hacmine sahibiz. Belki de onlardan çok daha zengin kaynaklarımız var. İnsan gücü de bunlardan İnsan biri. Kaynağımız var. İnsan kaynağımız var. Ayrıca bir de yeraltı zenginliklerimiz belki daha fazladır. Öyle Tabii. olabilir. Tüm bu noktada aslında bizim az önce bahsettiğim verimlilik ve eğitim ve inovasyon bu konularda yapacağımız çalışmalarla bir bu dünyadaki en önemli ülkelerden biri haline gelebiliriz. Aslında şunu da söylemek lazım. Türkiye zaten dünyadaki en önemli ülkelerden biri. Çin'den, Almanya'dan sonraki, Amerika'dan sonraki belki de en ciddi endüstriyel üretimci ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum ben Türkiye'nin. Bu üretim zihniyetimiz, bu üretim kültürümüzü artık seri üretimle, mass production denen bu seri üretim teknikleriyle artık taçlandırmamız gerekiyor. Tabii burada makine mühendislerimize, diğer mühendislik disiplinlerimize çok büyük görevler düşüyor. İnşallah bunları bakım teknolojilerini takip eden yeni nesil teknikerler ve yeni nesil mühendislerle devam ettirebilirsek ben önümüzün çok açık olduğunu görüyorum. Ancak eğitim konusundaki bu karamsarlığımızın yıkılmasını da büyüklerimizden rica ediyorum. Sayın yöneticilerimiz bu konuda dikkatlerini arz ediyorum. maksiyat olarak bir de bir OSB kurulması gündemde galiba. Nedir bu konudaki çalışmalarınız ne aşamada? Evet, Denizli Gürlek, Ankara yolu üzerindeki Gürlek kasabasında bir alan belirlendi ve bu alanda Sayın Nihat Zeybekçi Bakanımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zoğlan başta olmak üzere, ayrıca milletvekilimiz Sayın Şahintin'i de saymak lazım, çok büyük emekleri geçti. Deniz Sanayi Odası Başkanımız Müjdat Geçici ve onun dışındaki diğer çok bizimle ilgili, bu konuyla ilgili derdimize derman olmaya, gerçekten çare bulmaya çalışan pek çok bu işin öneminin farkında olan büyüğümüz vesilesiyle bu noktalara kadar geldik. Ancak tabii bu nokta ilk ortaya çıkaran makinecinin, Türkiye'nin 2023 hedefinin, işte atamızın çizdiği milli müreffeh ülkeler seviyesine çıkmak ve onları geçmek idealinin aslında bir makinecilerin örgütlenmesiyle olabileceğini biz gördük. Bundan yaklaşık 20 yıla kadar önce, 2000'li yıllardan bahsediyorum. Biz bu konuları ortaya koyduğumuzda dernek olarak, çok olumlu tepkiler aldık ve nihayet artık bu geçtiğimiz şu birkaç yıl içerisinde veya de geleceğimiz birkaç yıl içerisinde bunun meyvelerini toplayacağız. Şu an bahsettiğim gibi Gürlek kasabasında bir makine ihtisas organize sanayi bölgesi imalinden oradaki bu yapılaşmadan bahsediyoruz. Destek veren tüm büyüklerimiz zaten desteklerini sürdürmekle meşgul. Bunun yanında sanayicilerimiz de bu noktada oldukça sabırla diyeyim yatırımlarını da bekleterek şu an bu konuyla ilgili gelişmeleri bekliyorlar. Tabii bu konu niye önemli? Bizim makineciler olarak bir tekstilciden işte ya da daha farklı bir mermer sektörü mermerciden farklı bir noktada olmamız lazım diye düşünüyorum. Her mesleki alan, her imalattaki her alanın aslında kendi meslektaşlarıyla bir arada olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü dünyada gidip gördüğümüz yerlerde genellikle böyle olduğunu gördük. İhtisas organize sanayi bölgelerindeki firmaların çok daha vizyonlarının yükseldiğini gördük. Türkiye'mizin de zaten ihtiyacı olan bu. Siz az önce sordunuz ya yani ne eksiğimiz var diye. Aslında eksiklerimizden biri de hayal gücümüz ve vizyonumuz. Denizli'miz çok girişimci bir şehir. Türkiye ortalamasının üstünde vizyonu var. Ancak yeterli mi? Bence değil. Daha da iyi olması lazım. Bu bakımdan makine sanayicimizin özellikle artık yeni kuşakların bir arada olup dünyadaki gelişmeleri takip etmesi açısından makine ihtisas organize sanayi bölgesine ihtiyaçları var. Biz bu konu üzerinde duruyoruz. Bu organize sanayi bölgesi tesis edildikten sonra inanıyorum ki yeni ihracat şampiyonlarımız ortaya çıkacaktır. Milli savunma sanayimizin bir bölümü Denizli'de belki de can bulacaktır. Belki otomotiv sanayinin bir bölümü Denizli'mizde can bulacaktır. Ve Denizli'miz gerçekten oyunu aydınlık bir daha da öne aydınlık bir şehir haline gelecektir. Ancak tekrar başa dönmek istemiyorum ama işi yine geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Mesleki, teknik, eleman konusuna geliyor. Biz bu hamleleri yaparken bir yandan da bu fabrikalarımızı dolduracak tornacımız, kaynakçımız, teknikerimiz, mühendisimiz bunların da bizim kadar hızlı bir şekilde yetişmesi lazım. Biz bu konularda ne kadar acele ediyorsak aslında okullarımızın bizden daha da acele etmesi lazım. Çünkü bu iş memleket meselesi. Yoksa biz Türkiye'de herhalde herkes işinde gücünde. Yeterli görülebilir mi? Bence görülmemesi lazım. Daha da ileriye gitmemiz lazım. Çalışmamız bu şekilde Fatih Bey. En büyük sorun dediniz mesleki eğitim. Evet. Ondan sonra yer problemini hallettik.
makinacılar bir yere topladık. Hı hı. Nasıl bir organize sanayi hayal edersiniz? Evet. Yurt dışındaki örnekleri de ele aldığımızda. Benim şahsen hayalimde... Endüstri 4.0'da düşünüyoruz. Ondan da kısaca bahsederseniz, yani çok duyuyoruz Endüstri 4.0 diye. Evet, yani tabii biz Endüstri 4.0'ı Türkiye'de ne durumda görüyoruz, ne şartlarda uyguluyoruz vesaire tartışılır bir konu. Ancak Endüstri 4.0 denen konunun aslında işte Almanya odaklı diğer ülkelerin imalat şartlarına rekabet edebilmek için, onlara rakip olabilmek için geliştirilen bir teknik olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili ama Avrupa'nın bu çıkardığı 4.0 denilen bu endüstriyel devrimin de aslında gerçekten çok önemli bir şey olduğunda farkındayız. İşte ben hayalimdeki ihtisas organize sanayi bölgesi de tam olarak Endüstri 4.0'ın gerekliliklerini karşılayabilecek donanımda fabrikaların olduğu, yüksek hızlı fiber internet bağlantılarının olduğu, eğitim kurumlarının içeride yerleşmiş olduğu, artık kirli üretimden nitelikli üretime geçilen sanayilerin olduğunu görmek istiyorum. Şimdi bu nitelikli üretim konusunu biraz açmak istiyorum Fatih Bey izninizle. Bizim Türkiye'de çok markamız yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani eğer oturup doğru konuşmamız lazım. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Gelişmiş bir ülke değil. Biz ne zaman gelişmiş bir ülke oluruz? Kore gibi. Aslında Kore ile aynı anda başlattık sanayileşme hamlesini. Doğru. Ancak Kore gibi kendi markalarımızı çıkardığımız takdirde. Şu an Çin gelişmekte olan bir ülkeden artık gelişmiş bir ülkeye gidiyor. Çünkü kendi markalarını çıkarıyor. Esas konu marka çıkarmak. Türkiye'mizi maalesef çok ben herhalde dünyada çok örneği bir elin parmağını geçmeyecek örneklerinden başka çok ciddi anlamda bir markası olduğunu düşünmüyorum. Keşke olsa da ben bilmiyor olsam ancak yok. Aynı şeyi Denizli'miz için de söyleyebiliriz. Denizli şu an Türkiye'nin yanlış bilmiyorsam 6. büyük endüstri şehri. Denizli'mizin de çok büyük markaları yok. Marka oluşturmamız lazım. Yani öyle olmalı ki mermer makinesi yapan benim iş adamım, hidrolik makine yapan iş adamım, diğer çeşitli sektörlerdeki tekstil imalatı yapan iş adamım, firmalarım artık şunu demesi lazım. Ben kendi markamla Made in Turkey'yi öne çıkaracak, Türk malını öne çıkaracak bazı çalışmalar yapmam lazım demesi lazım. Bizim makine ihtisas organize sanayi bölgesinden benim şahsen kendi hayalimdeki vizyon bu. Yani burada o sinerjiyi yakalayabilmeyi umut ediyorum. Zaten işin doğrusu bizim görüştüğümüz hükümetimizin yetkilileri ve diğer yetkililerimiz, büyüklerimiz de zaten bize bu şekilde önümüzü açıyorlar. Yani diyorlar ki siz Türk malını öne çıkaracaksınız, 2023 vizyonunu öne çıkaracaksınız. O halde buyurun yapın, önünüz açık. Şimdi biz bu ihtisas organize sanayi bölgelerinde aslında sadece makine ihtisası olarak değil, diğer tüm meslek gruplarında ihtisaslaşmaya gitmek gerektiğini düşünüyorum. Makineciler olarak bunu yapabilirsek, Endüstri 4.0 kavramına da, gelecekteki diğer kavramlara da adapte olabilecek, hatta kendi sistemlerimizi çıkarabilecek, kendi doğrularımızı, kendi standartlarımızı var edebilecek bazı gelişmişlik seviyelerine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar çok zor şeyler değil. Daha dünyada inç ile metrik sistem arasında tam bir birlik beraberlik yok. Dünyada daha endüstri tam oturmuş değil. Türkiye bu işin neresinde diye sormak lazım. Aslında Türkiye bu işin içinde, tam göbeğinde. Yeter ki kendimize güvenelim ve vizyonu gösterelim. Evet. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. İsterseniz 28, 29, 30 Eylül'de Denizli'de 8. Bakım Kongresi düzenlenecek. Burada bu kongreyle ilgili neler söylersiniz? Denizli'mizin, Türkiye'mizin ihtiyacı olan bir kongre ve sergisi burada Denizli'mizde olacak. Bunu organize eden başta makine mühendisleri odamız olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerimize ve yetkililerimize sonsuz teşekkürler. Bu konu özellikle sanayicimizin, teknik personelimizin ve öğrencilerimizin, makine mühendisleri ve mühendis adaylarımızın mutlaka görmesi gereken, bilmesi gereken, öğrenmesi gereken konular o içerdiğini düşünüyorum. Biz bu faaliyette yer alacağız, Denizli'deki faaliyette. Hem bir eğitim hem bir sunum yapacağız hidroteknik firması olarak. Konumuz burada hareket, doğrusal hareket teknolojilerinin gittiği yer. Özellikle pneumatik eksenli birkaç sunum yapmayı planlıyoruz. Bunun yanında da ana sponsorumuz olan Vestel'in yanında da bir fuariye alanımız var. Orada da ürünlerimizi sergileyeceğiz. Biz bu konuda deneyimlerimizi gençlerimize özellikle aktarmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili ben çalışmalarımızın herhalde oraya katılan ziyaretçiler tarafından şey yapılacağını, beğenileceğini düşünüyorum. İnşallah bizler de kendi adımıza verim alırız. Olması gereken bir şey. Bu konuların gündeme geliyor olması aslında Türkiye sanayimizin geliştiğini gösteriyor. Bu çok iyi bir şey. Bakım konularının artık kongre, sergi,
gibi profesyonel alanlarda, akademik noktalarda söz konusu olması, özellikle şehrimizde, Denizli'de bu konularda bazı birleşimler, bazı toplantıların gerçekleşiyor olması benim kendi adıma çok gurur verici ve bunun içinde olmak, bu bardağın dolu tarafında olmak gerçekten çok gurur verici bir şey. Tekrar ve tekrar bu organizasyonu yapanlara teşekkür ederim ve bu vesileyle de tüm Denizli halkını, tüm yetkililerimiz, az önce bahsettiğim taşın altına ellerini koymalarını arz ettiğim tüm büyüklerimizi de bu bakım kongresine bekliyorum. Bakım kongresi ve sergisine. Bu konuların önemini idrak eden her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aslında endüstriyel kalkınmanın ne kadar önemli olduğunun bilincine sahip olan insandır benim gözümde. Çalışmalarımız bu şekilde olacak inşallah Fatih. Tabii ben de bir kısmın içinde yer aldım. 8.'si yapılıyor dediğiniz evet. gibi. Kocaeli'de yapıldı, Sakarya'da yapıldı, Eskişehir'de yapıldı. Tekrar Denizli'de yapılıyor bir 7-8 yıllık aradan sonra. Önemli bir çok. Konu. Bu konunun uzmanları katılacak buraya. Sergi açılacak. Tabii bu vesileyle de teknik öğretmenlerimize, müdürlerimize, Milli Eğitim Müdürümüze bu serginin gezilmesi, buradaki sunumların takip edilmesini tavsiye ediyoruz. Evet. Sanayicimize de gene teknik elemanlarını burada yapılacak kurslara katılmalarını öneriyoruz. Ben o zaman son sözlerinizi alayım. Teşekkür ediyorum. Güzel bir çok güzel bir sohbetti. Evet, bu konulara özellikle sizin dikkatiniz, zaten siz Makine Mühendisliği Odası'na çok ciddi anlamda emekler vermiş bir insansınız. Sizinle birlikte bu konuları konuşmak benim şahsım adına ayrı bir keyif oldu. Çok teşekkür ederim bu programı organize ettiğiniz için. Ayrıca tüm mühendislere, bizlere, bu sektöre, bu faaliyetlere sağladığınız katkılar için kendi adıma da teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Evet, değerli izleyenlerimiz, bugün Alper Alyaz'ı konuk ettik. Hidrolik pnömatiği, bakım teknolojilerini, Maksiat'ın çalışmalarını konuştuk. Bundan sonraki programlarda başka konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.